Arkadaşlar merhaba. Artık faiz oranlarını parayı kiraya vermenin fiyatı olarak görebileceğimizi bildiğimize göre, ekonomideki değişik şeylerin faiz oranlarını nasıl etkileyebileceğini anlamamıza yardımcı olacak birkaç değişik senaryo üzerinde durmak istiyorum. Buraya birkaç tane arz ve talep eğrisi çizeceğim. Bu örneğimizde de para kiralama piyasası üzerinde duruyoruz. Burası paranın fiyatı ki bunun faiz oranı olduğunu biliyoruz. Daha önce de bahsetmiştik. Dikey eksende faiz var. Yatay eksende ise belli bir dönemde borç alınan veya borç verilen para miktarı var. Yazalım miktar bir yılda borç alınan veya verilen. Başlangıçtaki talep eğrimizi çizecek olursak ilk birkaç lira için kişiler yüksek faiz ödemeye razılar ve artan her lirayla kişiler daha az marjinal fayda elde edecekler. Bu parayı koyacak o kadar iyi bir yer bulamıyor olabilirler. Bu parayı belli bir sebep için borç alıyorlar. Bu parayı ya kendilerini mutlu edeceklerine inandıkları bir şeyi satın alarak tüketmek için kullanacaklar veya bu parayla borçlanma maliyetinin üstünde getiri elde edebileceklerini düşündükleri bir alanda yatırım yapacaklar. İkisinden biri. Dolayısıyla aşağı doğru eğimli, bunun gibi görünen bir marjinal fayda eğrimiz olacak. Bu bizim talep eğrimiz veya marjinal fayda eğrimiz. Şimdi arz eğrimizi düşünelim. Arz eğrisi de talep eğrisiyle aynı mantık. İlk birkaç lira için birilerinin borç verirken fırsat maliyeti son derece düşük. Dolayısıyla düşük faiz oranıyla borç vermeye razılar. Daha sonra borç verilecek her yeni lirayla fırsat maliyeti yükseliyor ve böylece kişiler daha yüksek faiz oranlarıyla borç veriyorlar. Sonunda piyasanın denge faiz oranına ulaşıyoruz. Şimdi bu grafiği kopyalayıp yapıştıralım ve değişik senaryolar üzerinde düşünelim. Evet, kopyala ve yapıştır yapıyoruz. Şimdi üzerinde çalışabileceğimiz iki tane grafik oldu. Hatta bir tane daha kopyalayalım. Evet, üç senaryo. Diyelim ki Merkez Bankası daha fazla para basıyor ve bu parayı borç olarak vermeye karar veriyor. Bir önceki videoda Merkez Bankası'nın para basmasından ve bunu helikopterle saçmasından bahsetmiştik. Aslında tabii ki para bu şekilde dağıtılmıyor. Keşke bu şekilde dağıtılsa. Neyse, o zaman da iç geçirmiştik, şimdi tekrar geçiriyoruz. Merkez Bankası, para bastığında bunun sirkülasyona girmesi çoğu ülkede Merkez Bankası'nın bastığı parayı borç vermesiyle olur. Örneğin Amerika'da Fed bastığı parayla piyasadan devlet tahvili satın alır ve bu federal hükümete borç vermek anlamını taşır. Bunu yapıyorlar çünkü bu en güvenli yatırım olarak kabul ediliyor. Yaptıkları şey temel olarak aslında piyasaya girip borç para vermektir. Bu başlangıçtaki arz eğrimiz. Eğer Merkez Bankanız yeni para basıyor ve bunu borç veriyorsa, bu durumda şimdi neler olacak düşünelim. Tabii ki arz eğriniz sağa doğru kayacak. Verilen herhangi bir fiyat seviyesinde, yani herhangi bir faiz seviyesinde para miktarı yükselecek. Yeni arz eğrimiz bunun gibi görünüyor olabilir. Eğer tek değişikliğin bu olduğunu varsayarsak, paranın yeni denge fiyatının yani faizin şimdi daha düşük olduğunu görürüz. Merkez Bankası, faizlerin düşmesini istiyorum dediğinde bunu para basarak sağlar. Para basar ve bastıkları parayı borç verirler. Bunun etkisi de faizlerin düşmesidir. Şimdi başka bir durum düşünelim. İlk grafik Merkez Bankası'nın para basması ve bunu borç vermesiydi. Parayı devlet tahvili satın alarak borç veriyorlar. Devlet tahvili satın aldığınızda aslında hükümete borç para vermiş oluyorsunuz. Hatırlarsanız bu konuya başka videolarımızda da değinmiştik. Şimdi başka bir durum düşünelim. Burada tüketici birikimlerinin azaldığını düşünelim. Birikimlere ilişkin enteresan şey şu, birikimler ve yatırımlar aynı metal paranın iki yüzü gibidir. Eğer para biriktirirseniz, biriktirdiğiniz parayı bankaya yatırıyorsunuz. Bütün finansal sistemde burası olsun, evet finansal sistem. Bu durumda da bu para buradan dışarı kredi olarak çıkıyor ve diğer kişilere kullandırılıyor.
Ve umuyoruz ki kredi olarak kullandırılan para bir şeylere yatırım yapmak için kullanılıyordur. Eğer kişilerin birikimleri azalırsa, bu durumda para arzı sola kayacaktır. Herhangi bir fiyat seviyesinde, yani herhangi bir faiz oranında artık kullanılabilecek daha az para var. Yani bu durumda arz eğrimiz sola kayıyor. Bunun denge faiz oranını yükselteceğini grafikte görebilirsiniz. Şunu da söyleyebilirsiniz, eğer tüketicilerin tasarrufları düşüyorsa, tüketicilerin daha az borçlanacağı ve belki talebin de yükseleceğini savunabilirsiniz. Talebiniz yükselecek ve bu da yeni denge faiz oranının daha da yüksek olması sonucunu doğuracaktır. Şimdi başka bir senaryo düşünelim. Diyelim ki hükümet herhangi bir sebeple fon bulmak istiyor. Bir savaşı finanse etmek istiyor olabilirler veya çok yüksek maliyetli bir altyapı yatırımı olacak. Vergileri yükseltmeksizin yeni kaynak bulmak istiyorlar. Bu durumda devlet eskisine göre çok daha yüksek miktarda borçlanma yapmaya karar veriyor. Evet, devlet kamu borcunu yükseltecek ve borçlanacak. Burada arz eğrimiz değişmiyor. Merkez Bankası'nın bastığı para miktarını sabit bıraktığını varsayıyorum. Para politikaları ve tasarruflar da aynı kalıyor. Ancak talep yükselecek. Devlet daha fazla para borçlanıyor burada. Talep eğrisi sağa doğru kayacak ve yeni faiz oranını hatırlayalım, bu paranın fiyatıydı, yükselecek burada. Arkadaşlar, bu videoyu yapmamın temel amacı şuydu. Para arz ve talebini herhangi bir mal veya hizmetinki gibi düşünebilirsiniz. Eğer paranın arzı yükselirse fiyatı düşüyor. Bunu yazalım. Eğer arz yükselirse fiyat, ki bu aslında faiz, düşüyor. Eğer talep yükselirse bu durumda paranın fiyatı da yükseliyor. Faizler yükseliyor bu durumda. Aslında diğer kombinasyonları da düşünebilirsiniz. Talep düştüğünde faizler de düşecektir. Arz düştüğünde faizler yükselecektir. Eğer bir şey daha az bulunur hale gelirse, yani kıtlaşırsa, bu şeyin fiyatı yükselir. Yani bu çok zor değil. Birisinin kamu borçlanması yükseliyor, devlet borçlanmasının özel sektör borçlanması sınırlaması etkisi görüyoruz. Faizler yükseliyor diye konuştuğunu duyduğunuzda aslında çok da derin bir konudan bahsetmiyor. Sadece arz ve talepten bahsediyorlar. Tek hatırlamamız gereken şey faiz oranlarının paranın kiralama fiyatı olduğudur. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın.